Onları buradan kaldıralım. Bakarsan ismişler, herkesi durduruyor. Şimdi kimse dinlemiyordu. Bana emeğimi karşılığını verip kime sadaka veriyor ya? Sadaka dilenir bir adama dilenir mi veriyorsa mı veriyor? Dün siz dernekten gittikten sonra biz gördüm. Çok çok güzel. Konuştuk onlarla. Onlar dedi Hüseyin Bey 500 yıl. Hüseyin Bey 500 sana kurban olsunlar. Ama böyle diyorum, dün gazetede konuştum ben. Konuş onlar, baban konuş hepsi ama. Benim peşimde. Hepsi benim peşimde. Doğru söylemiyorum. Şimdi iki gün gitmesene bu yoğumaya 600-700 yok. Ama gidiyor gelecek. Eve gidelim diyenler yatmış arabaya kaçmışlar. Her gün çalıştık. Allah bir şey diyeceğim, arabaya yatmayın. Ağanın altına yatmışlar. Çok ayıp olur. Ben de katılım. Ben de yazılım. Ya ben de kararlıyım. 500 yapmışlar. 500 yapmışlar. Sizin hakkınızı arasın derseniz dernek sizin adınıza işverenler de görüyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Siz de işverenler kadar örgütlü olun. Aynen ama mesela, örgütlü olun. Yani bu, sakın bu sizin bu ikinci gün görevinizdeki ikinci gün için örgütlenmenize vesile olsun. Yani bu şekilde hareket etmekle asla bugün herhangi bir sıkıntı ama yarın başlıyor. Yani o yüzden şunu söyleyeyim, bir arada hareket etmemiz dernek gidersin adınıza işverenler de görüyoruz ki burada şeyleri her iki dernekle çare bulduk. Çünkü şu açık. Yani sizin zaten talep ettiğiniz rakam var. Bugün mesela 5 lira ücret talep ediyoruz. Talep ettiğiniz 5 lira ücret dahi sizin yaptığınız işin karşılığı değil. Siz şu anda günlük 5 lira ücret alsanız dahi karşılığı asgari ücretin dahi 6 lira. Çünkü sadece 1 saat. Çare ne abla? Çare nedir? Çare uygulama. Hak neyse onu yap. Çavuşa gelen mi? Yüzeyini bir de sigortanızda yapılan bir şey. Asgari ücretin dahil altında ücret talep edilecek. Yok yok hayır diyorum ya. Talep ettiğiniz rakam işveren tarafından kabul edilse bile benim kabul edilir. Asgari ücretin altında. Molamız yok. Tatilimiz yok. Ki ücret zammı kabul edildiğinde çalışan kişi sayısı azaltıldığında yine ezilen, yine sömürülen siz olur. Yani, o yüzden de sırtımızda para kazanıyorlar yani. Kazanıyorlar değil. Ondan sonra işçinin başında bekliyor. Biz zarar ettik ya, bunu iyi seçin. Biz zarar ettik ya, buna bir şey kurmayın. Ne oluyor ya? Ablam şöyle değil zaten sizler, işveren zararı sizden çıkarmak istiyorsunuz. Bizden fazla vermek istiyorsunuz. Biz bütün ülkeye bu zevzeyi yapmasak vermezsen de yapmayalım. Düşünün ama ben fazlalara git, bizden buradan gidiyor. Manavlara git, bizden buradan gidiyor. Seçilerek gidiyor yani. Nasıl kazanıyorsunuz ya?